Merhaba değerli gençler, demeyeceğim bu sefer. Merhaba sayın veliler. Evet, yanlış duymadınız. Şu ana kadar çektiğimiz videolar hep sizlere yönelikti gençler. Ama bu sefer bu videoyu sizin velileriniz için çekiyoruz. Öğrencilerimin, daha doğrusu sizin çocuklarınızın sizlere olan talepleri var. Yaptığınız bazı yanlışlıklar çocuklarınızın hem gelişimini hem de başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Bazen fark ederek, bazen fark etmeden yapılan hatalar bu sonucu doğuruyor. Peki bunlar neler? İşte bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sunum planına bakalım. 15 hata ve önerilerden bahsedeceğiz. 13-14 yıllık öğretmenlik tecrübemde karşılaştığım durumlardan da örnekler vereceğim. Evet, daha sonra çocukların sesi olduk. Yani öğrenciler, çocuklar sizlerden ne istiyor? Ne gibi hatalar yapıyorsunuz? Onların dilinden ekrana getireceğiz. Bunun dışında bilimsel yayınlar ne diyor? Eğitim bilimi üzerinde yapılan çeşitli yayınları taradım. Konuyla ilgili olarak bilimsel yayınlarda ne gibi sonuçlar var? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ve son olarak her zaman olduğu gibi videoların altından yorumlar yazabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyleri de sorabilirsiniz. Evet, şimdi başlıyoruz. Aile eğitiminin önemi nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Konigsworth ve Hoover öğrencilerin evdeki öğretmenleri olarak sizleri niteliyor. Veliler olarak sizler de bir öğretmensiniz. İlk eğitim ailede başlar. Bu nedenle öğretmenlerden daha çok sizin etkiniz var. Onların davranışlarını oluşturmada, şekillendirmede aile eğitimi çok önemli. Bu nedenle ne diyoruz? Öğrencilerin evdeki öğretmenleri sizlersiniz. Gordon'a göre anne babaların üzerinde durduğu en önemli konulardan biri çocuklarının iyi bir eğitim alıp almayacağıdır. Evet, hepimizin derdine çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, gelecekte bir iş sahibi olması. Peki öğretmenlerin sizlere soruları var desek. Ne diyorlar biliyor musunuz öğretmenler? Öğrenci ne tür bir eğitim ortamında yaşıyor? Yani evdeki ortamı merak ediyor öğretmen. Aileler çocukların ödevlerini yapmalarına ne tür yardımlar sağlıyor? Aileler okulu ve öğretmenleri eleştiriyorlar mı? Çocuklarının okul ve derslerle ilgili sorunlarını önemseyip ilgileniyorlar mı? Ben şimdi öğretmenler odasına gittiğimde bunu bazen kendim de yapıyorum. Ne diyoruz biliyor musunuz? Aile eğitimi önemli. Çocuk ailesinde eğitim alamadığından dolayı biz ne yaparsak yapalım okulda bunun karşılığını alamıyoruz. Çünkü çocuk eve gittiğinde, aynı ortama girdiğinde mecburen bütün bildiklerini unutuyor. Annesinin, babasının olumsuz davranışları sonucunda okulda öğrendiklerini içselleştirip hayatına yansıtamıyor. İşte öğretmenler bunu söylüyor. Peki veliler bunun farkında mı? Kısacası öğretmenler velilere, veliler de öğretmenlere topu atabiliyor. Bazen veliler de ne diyor? İşte okulda hiçbir şey öğretmiyorlar. Benim çocuğumla ilgilenmiyorlar. Onlar öğretmenler veli eğitimini yani aile eğitimini bahane olarak sunuyorlar. Yani kısır bir döngü var aslında. Peki biz bu videoda ne diyoruz? 15 hatalı veli davranışından bahsedeceğiz. Şimdi bunları anlatırken sizler de "Aa, ben bunu yapıyorum galiba" dediğiniz şeyler olabilir. Bundan sonra sizler de dikkat ederseniz en azından çocuklarınızın başarısı ve onların gelişimi adına olumlu bir katkı sağlamış olursunuz. Evet, daha fazla uzatmıyoruz ve şimdi 15 hata nedir? Bunlara bakalım. Karşılaştırma yapmak. Evet, pek çok veli çocuklarını karşılaştırır. Akrabası, eş, dost, komşularının çocukları ile aynı ortamda bulunulduğunda senin çocuk benim çocuktan daha yüksek puan almış. Senin çocuğun çalışıyor, bizimki çalışmıyor. Bu şekilde karşılaştırmalar yapılıyor. Hem de çocukların yanında yapılıyor. Böyle karşılaştırmalar yapıldığı zaman çocuk tabii ki de ders çalışmak istemiyor. Kendi içine kapanıyor ve bunu kabulleniyor. Bu nedenle karşılaştırma yapmamaya çalışalım sayın veliler. Evet, bir başka olumsuzluk. Herkesin içinde çocuğunuzu yerden yere vuruyorsunuz. Misafirlerin ya da çocuğunuzun arkadaşları içinde onu kıracak şekilde davranmayınız. Yaptığı yanlışları veya aldığı notları yüzüne vurmayınız. Gerekirse birebir ortamda güzel bir dille konuşun ama herkesin içinde sakın ola sakın onları aşağılayıcı şekilde davranmayınız. Bu çok çok önemli. Ders çalış diye zorlamayınız diyoruz. Çocuğunuzu zorla çalıştırtamazsınız. Bunu unutun. Siz çocuğunuzu odasına alarak
Ders çalışma masasına oturtun, onun ders çalıştığını zannedeceksiniz ama zoraki olarak derse oturduğunda aslında hiçbir şey anlamayacaktır. İstekli bir şekilde, içinden gelerek ders çalıştığında 10-15 dakikalık ders çalışması dahi ona çok daha verimli olacaktır. Zoraki ders çalışmanın çok büyük bir faydasını göremeyecektir. Bunun yerine çocuğunuzu derse karşı istekli hale getirmeye çalışınız. Evet, bir başka olumsuzluk. Çocuğunuzun içinde bulunduğu dönem özelliklerini bilmemek. Ergenlik döneminde pek çok değişik sorunlar var. İlkokul döneminde daha farklı sorunlar var. Bu nedenle çocuğunuzun içinde bulunduğu dönemi iyi bilmek lazım. Böylece olası sorunlara karşı gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Örneğin ilkokula giden bir çocuk ile 8. sınıfa giden bir gencin ya da liseye giden bir gencin sorunları ve tepkileri farklı olacaktır. Dönemsel özellikleri bilirsek o zaman ne yaparız? Daha iyi bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde yardımcı olabiliriz. Okul veli öğrenen üçgeninde iletişim eksikliği olabiliyor. Mesela bizler veli toplantısı yapıyoruz. Veliler gelmiyor. Veli toplantısına katılanlar hep davranışı iyi olan ya da dersleri başarılı olan öğrencilerin velileri. Davranış sorunu olan, notları kötü olan öğrencilerin velileri okula uğramıyorlar bile. Bu nedenle zaten çocuklar bu halde. Ama sorsanız benim çocuğum ders çalışmıyor. Ben çocuğuma söylüyorum ders çalış diye ama o gerekeni yapmıyor diye söylenirler. Ama kendileri de okula uğramışlıkları yok. Çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Bilseler ki asıl sorun kendilerinde. Bu nedenle biz ne diyoruz? Veli olarak okul, öğrenci, öğretmen üçgenini etkili bir şekilde kullanmalıyız. Özellikle ergenlik döneminde okula sık sık gitmenizi tavsiye ediyorum. Böylece veli takibi arttığında öğrenci takip edildiğini bilecek, daha sorumlu davranacak ve böylece yanlış arkadaş seçimi veya derslerden kopma gibi durumlarda gereken tedbirleri hızlı bir şekilde alabileceksiniz. Bir başka olumsuzluk, sınav kaygısını azaltıcı şekilde davranmamak. Bazı veliler sanki sınava kendileri girecekmiş gibi çocuklarını öylesine sıkıyorlar ki bu da onda büyük bir stres ve kaygı oluşturuyor. Özellikle liseye ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler büyük stres yaşıyorlar. Özellikle veliler sürekli çocuklarına çok çalış, çok soru çöz, yüksek puan almalısın, buna mecbursun gibi davranışlar ile onlara stres yüklüyorlar. Kaygı düzeyi yüksek olan bir çocuk da tabii ki sınava hazırlandığında ne yapıyor? Hata yapıyor, dikkatsizlik hataları yapıyor. Bildiği halde başarısız olabiliyor. Onların psikolojik sorun yaşamasına sebep olabiliyorsunuz. Ama en önemli şey sağlık. Psikolojik ve bedensel sağlık en önemlisi. Onlara sınavdan ne alırsan al, sen elinden geleni yaptın. Hep senin yanındayız. Her sonuç kabulümüzdür diyerek ya da benzer rahatlatıcı cümleler ile kaygılarını azaltmaya çalışın. Bunu yaparsanız öğrenci daha rahat şekilde sınava hazırlanacaktır ve emin olun ki daha yüksek puan alacaktır. Yüksek kaygıya neden olucu şeylerden uzak durunuz. Olumsuzu değil, olumluyu ön plana çıkartınız. Bizler genellikle hep olumsuzları ön plana çıkartırız. İşte çocuğunuz bir hata yaptıysa onu yüzüne vururuz. Halbuki hataları görmezden gelirseniz, bu sefer ne olur? Sadece olumluya odaklanırsanız, çocuk olumlu bir şey yaptığında onu pekiştirin, ödüllendirin. Böylece olumsuz davranış sönecektir. Olumlu olan ise pekişecektir ve devamlı hale gelecektir. Bazen veliler geliyor, benim çocuğum içinden gelerek ders çalışmıyor. Hep zorlayarak ders çalıştırıyoruz. Nasıl böyle bir değişim yaşatabiliriz diye soruyorlar. Bunun çözümü bu. Yani nedir? Olumsuz yaptıklarını, hatalarını yüzüne vurmayacaksınız. Görmezden geleceksiniz. Biraz sabredeceksiniz. Ama kendiliğinden oturursa derse hemen önüne meyve tabakları ya da işte hediyeler gibi şeylerle onu motive etmelisiniz. Ha, öğrenci ne diyecek? Ha, demek ki ben ders çalıştığım zaman ailem bana çok daha iyi davranıyor ve onlar çok daha memnun oluyorlar. Demek ki istenilen şey bu ve ben onları mahcup etmemek için çalışmalıyım. Bunu yaptığı zaman öğrenci artık kendiliğinden derse oturuyor. Ama bu işte bir kalemi yere bıraktığınız zaman çok hızlı bir şekilde düşer ya, öyle hızlı bir şekilde başarıya ulaşamazsınız, onu da söyleyeyim. Sabretmeniz gerekir.
Olumsuzu görmeyin, olumluyu pekiştirin ve sabredin. İşte o zaman kendi kendine çalışan, kendi içinden gelerek ders çalışan bir öğrenci, bir çocuk görürsünüz diye düşünüyorum. İletişim tekniğini bilmemek. Bizler ne diyoruz çocuğa? Diyoruz ki, oğlum hadi ders çalış. Ya da bak çok bilgisayarla oynuyorsun, hiç ders çalışmıyorsun, yarın sınavın var, haydi ders çalış. Bu şekilde isteklerinizi iletmeyiniz. Güzellikle iletiniz. Peki bu nasıl olacak? Önce olumlu, daha sonra istek, sonra yine olumlu bir şekilde bitirin. Örneğin şu şekilde yaklaşabilirsiniz. Benim akıllı oğlum, benim akıllı kızım, ben senin çok başarılı olduğunu biliyorum. Derslerinden de çok başarılısın. Bu nedenle seninle gurur duyuyorum dedikten sonra yarın sınavın var mı deyip daha sonra ben senin zaten başarılı olacağını biliyorum dediğinizde bu sefer hiçbir şekilde ders çalış demeyeceksiniz. Ama sizin ondan beklentinizi hissettirdiğiniz zaman ve onun önünde ve sonunda ne diyorsunuz isteğinizin önünde ve sonunda onu yüceltiyorsunuz. Böylece ne yapıyor çocuk? Annem ve babam bana güveniyor ve benim ders çalışmam gerekir diye hissetmesi lazım. O zaman oturup ders çalışacaktır diye düşünüyorum. Aman ha bunu sakın baskıya dönüştürmeyin. Burada ince bir denge var. Onu sağlamanız gerekir. Sağlığın her şeyden kıymetli olduğunu unutmayınız. Çocuklarımız bir makine değil ya da her şey sınavdan ibaret değil. Sınav sadece hayatın çok küçük bir noktası aslında. Evet önemli. Sizler de farkındasınız. Sınavlar çok önemli ama şunu unutmayın. Çocuklarınızın sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle çocuklarınızın bedensel ve psikolojik sağlığını bozacak davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Herkes okuyacak, herkes mühendis olacak, doktor olacak, öğretmen olacak diye bir kaide yok. Meslek liselerinde çok güzel bölümler var. Biz özellikle meslek liselerinin önü açık olan bölümlerine yönlendiriyoruz. Hem ilgi duydukları hem severek yapacakları meslekler de var. Bu nedenle illa Anadolu Lisesi, illa Fen Lisesi, illa sınavla alan okullar olacak diye kasmanın da bir anlamı yok. Bu nedenle çocuklarınızı rahatlatıcı olun, onların psikolojik sağlığını bozucu davranışlardan uzak durunuz diyoruz. Evde kitap okumamak ya da eğitsel bir faaliyette bulunmamak. Şimdi bazı veliler geliyor, benim çocuğum hiç ders çalışmıyor. Ha, peki ben de şu soruyu soruyorum. Peki siz çalışıyor musunuz? Veli bakıyor bana. Nasıl yani? Ben neden çalışayım? Evde kitap okuyan var mı diyorum. Evde kimse kitap okumuyor. Baba geç geliyor. Anne ev işi veya komşulara git gel. Dışarıya git gel de uğraşıyor. Ama öğrenciye ne diyor? Çocuğa ne diyor? Hadi oğlum, hadi kızım ders çalış. Peki şunu yapsanız nasıl olur? Sizler ev işlerinizi ayarladıktan sonra, kendi işlerinizi ayarladıktan sonra bir roman, bir kitap ya da bir dergiyi alıp okuyor musunuz? Yoksa oturup televizyon mu izliyorsunuz? Bu soruyu kendinize sorun. Eğer ben kitap okuyorum diyenler varsa onlara cevabım şu olacak. Çocuklarınız da sizin kitap okuduğunuzu gördüğünde inanın ki şunu söyleyecektir içinden. Ha, anneme gidiyorum kitap okuyor. Babama bakıyorum kitap, dergi, gazete okuyor. Ben ne yapacağım? Canım sıkılıyor. En iyisi ben de kitap okuyayım ya da ders çalışayım diyecektir. Bu nedenle evde eğitimle ilgilenen kişi sayısı ne kadar çoksa çocukların doğal olarak kendiliğinden ders çalışma isteği de artacaktır. Evet, geldik çok önemli bir noktaya. Şiddet uygulamak. Evet, velilerin yaptığı en büyük yanlışın başında şiddet uygulamak gelir. Şiddetten kesinlikle uzak durun. Bakın, sınıfa girdiğimde şiddet eğilimi olan çocuklar var. Bu çocukları incelediğim zaman hepsi ailelerinde şiddet görüyor. Belki hepsi kelimesi doğru olmayacak ama inanın çok büyük çoğunluğu ailelerinden şiddet görüyorlar. Ya babası annesini dövüyor, ya anne baba çocuğu dövüyor, ya da kardeşler arasında sürekli kavgalı bir ortam var. Kısacası böyle ortamda büyüyen çocuk kavgayı ve dayağı normal görüyor ve birbirlerine de uyguluyorlar. Bu nedenle çocuklarınıza kesinlikle şiddet uygulamayın. Zoraki başarı gelmez. Bunu da unutmayın. Cezadan ve şiddetten uzak durmakta fayda var. İçten motivasyonu canlandırarak, bakın burada da söylemişiz. İçten motivasyonu canlandırarak onları ders çalıştırmaya istekli hale getirmeliyiz. Bunun da nasıl olacağını söyledim.
Olumsuzu görmeyin, olumluyu görüp pekiştirin. Zamanla o içsel motivasyon gelecektir. Bir başka olumsuzluk, çocuklarınızın yanında başkalarıyla tartışmak. Bazen anne baba kendi aralarında tartışıyorlar ve buna çocuklar şahitlik ediyor. Ve bu durum çocuklarınızın psikolojisini inanılmaz derecede bozuyor. Onların eğitsel başarılarını da en aşağıya çekiyor. Bu durumla çok karşılaşıyoruz. Bu nedenle şunu öneriyoruz. Diyoruz ki anne babalar kendi aranızdaki sorunlarınızı kendi başınıza halledin. Çocuklarınızı da bu işe şahit kılmayın. Bu nedenle aman dikkat diyoruz. Sizden ya da akrabalarınızdan kaynaklı tartışma ortamlarına çocuklarınızı katmayınız. Onları uzak tutunuz. Bu çok çok önemli. Evet, misafir planı yapmamak. Evinize sürekli gelen misafirler mi var? Ve böyle bir durumda çocuklarınızın ders çalışmasını beklemeyin. Çünkü düşünsenize eve gelenler kuzenleri ve yaşıtları var. Yaşıtlarıyla birlikte olmak isteyecektir. Bu nedenle ders çalışmaktan vazgeçecek, onlarla oynamak isteyecek, gezmek isteyecek. Bu sebeple de ne diyoruz? Misafir planı yapın. Eğer çocuklarınızın yazılısı varsa misafirlere gerekirse şunu söyleyin. Bizim çocuğun sınavı var. Haftaya gelseniz olur mu? Kırılır mı diye korkmayın. Kırılırsa kırılsın. Çocuğunuzun eğitimi her şeyden önemli ve bunun önemli olduğunu çocuğunuz da anlamış olacak. Ha diyecek ki annem babam misafirleri bile erteledi. Demek ki benim bu işi başarmam gerek diyerek kendini motive etmeye çalışacaktır. Sınavlardan sonra misafir işlerini planlayabilirsiniz tabii ki de. Evet, şimdi geldik önemli bir kısma. Kendi öğrencilerimden talepler aldım. Dediler ki bizler velilerimizden şikayetçiyiz ve onlara taleplerimiz var hocam iletir misiniz dediler. Ben de bu taleplerin ne olduğunu slayta yazdım. Bakın ne diyorlar. Sınavdan düşük alınca dövmeyin diyor. İnanılmaz bir cümle. Bakın şiddet var. Demek ki veliler çocuklarını dövüyor. Neden sen düşük aldın diyerek onlara karşı şiddet uyguluyorlar. Aman ha her şey not değil. Az önce de söyledik çocukların sağlığı çok önemli. Psikolojik ve bedensel sağlık en önemli şey nottan daha önemli. Artık terlik atmayın demiş bir tanesi. Bakın ailesine mesaj iletiyor. Artık terlik atmayın. Yine şiddet. Moralimizi bozmayın, strese sokmayın. Çocuklarınızın moralini bozucu şeylerden uzak duruyoruz. İnternet cezası vermeyin. Bakın çokça duyduğumuz bir şey. Eğer ders çalışmazsan internete giremezsin. Oyun oynayamazsın. Yine cezayla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakın çok çarpıcı bir nokta var burada. İnanılmaz etkileyici. Bir tane öğrencim dedi ki annem ve babam ellerindeki cep telefonlarını bıraksınlar. Artık bizimle de ilgilensinler. Akşam oluyor, anne ve baba oturma odasında, çocuklar da orada ama ikisi de cep telefonuyla ilgileniyor. Sosyal medyadalar. Çocuklar ne yapacak? Çocuklara ne yaptın okulda? Bir derdin var mı? Diye sormuyorlar bile. Bu nedenle çocuklar ilgi beklerken anne ve baba telefon peşindeler. Böyle bir durum olduğunu öğrencilerim iletti. Ve belki de günümüzün en büyük kanayan yarasıdır. Çünkü yoğun iş ortamından gelen aileler ellerinde cep telefonlarıyla sosyal medyada vakit geçiriyorlar ama çocuklarına vakit ayırmıyorlar. Hemen sinirlenmeyin demiş bir tanesi. Yine sinirli bir aile var demek ki sinirlenmesi hoşuna gitmiyor. Ödüllendirim demiş bir öğrencimiz. Yani biz ceza yerine olumluyu görüp onu pekiştirmek, ödüllendirmeyi seçsek aslında çok daha faydalı olacak. Yine baskı yapmayın şeklinde bir istek var. Evet gördüğünüz gibi çocuklarınız bu şekilde sizlerin davranışlarından şikayetçi ve bu konulara dikkat etmenizi istiyorlar. Umarım dikkate alırsınız. Peki bilimsel yayınlar ne diyor? Çelenk'in çalışmasına bakalım. Burada diyor ki, bakın çok önemli bir husus. Çocuklarınızı destekleyici bir tutum içerisinde bulunursanız çocukların okul başarısı da daha yüksek oluyormuş. Demek ki biz çocuklarımızı destekleyici bir şekilde yaklaşmalıyız. Ne diyor başka? Ailede bakım, şefkat ve koruma duygusu varsa çocukların okul başarısı da yine önemli ölçüde yükseliyor.
Okul ile ortak program yürütenler, yani okul, aile, öğrenci üçgenini etkili bir şekilde kullanan velilerin çocukları yine eğitim alanında başarılı oluyor. Okul başarıları daha yüksek oluyor. Gördüğünüz gibi az önce söylediğimiz şartları da aslında bilimsel çalışmalar destekliyor. Aklın yolu bir, sizler de inşallah davranışlarınızı bir süzgeçten geçirirseniz, eğer hiçbir sıkıntınız yoksa ne mutlu size. Ama hatalı davranışlarınızı fark ettiyseniz de değişmek sizin elinizde. Yani hatanın neresinden dönersek kârdır mantığıyla düşünürsek, sizler kendinizi düzeltirseniz çocuklarınıza da bu yansır ve böylece çocuklarınızın başarısı da artar diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur sayın veliler. Veli eğitimi ile ilgili eğer videolar paylaşmamı istiyorsanız bunu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili önerileriniz varsa ya da sorularınız varsa yine yorum kısmından yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.